tekrar hoş geldiniz değerli konuklar. Her hafta söylediğimiz gibi birlikte olmak bizim için çok keyifli. Birçok konuğumuzu her hafta burada görüyoruz. Elbet konuşmacımızın konukları o hafta gelmiş oluyorlar. Onlara ben tekrar hoş geldiniz diyorum. Ve kültür perşembelerini küçücük size tanıtmak istiyorum kısaca. Kültür perşembeleri Urla'ya kültür alanında, ekonomi alanında, sosyal alanda, sanat alanında, edebiyat alanında hizmet etmiş, Urla'yla kaygılanmış kişileri kayıt altına almak üzere üretilmiş bir proje. İkinci yılı projemizi. Geçen yıl 25 konuşmacıyı Urla'yla kaygılanmış 25 konuşmacıyı ağırlamıştık. Bu yıl da aynı şekilde. Kültür perşembelerinin çıkış noktası Mustafa Kemal Atatürk'ün sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından birisi kopmuş demektir sözünden esinlenerek başlamıştı. Ve demiştik ki Urla'ya kütüphanenizde yer açın. Yaşadığımız yere sahip çıkmak, yaşadığımız yerin değerlerini, oradaki maddi, manevi, kültürel, sanatsal etkinlikleri ve değerleri bilmek, bir sonraki kuşaklara taşımak çok önemli bir işi. Ve eğer bir yerde yaşıyorsak, oranın kültürüne, sanatına, ekonomisine sahip çıkıyorsak biz vatandaş oluyoruz. Eğitimde bir kural vardır, yakından uzağa öğrenim diye. Yani çocuk önce kendisini tanır, ailesini tanır, mahallesini tanır, sonra yaşadığı semti tanır, şehrini tanır, ülkesini tanır ve dünyayı tanır. O nedenle biz önce Urla'ya sahip çıkmakla görevli hissettik kendimizi ve böyle bir proje geliştirdik. Bu projede yer alan kişiler Urla'yla kaygılanmış, Urla'ya kendi alanlarında hizmet etmiş insanlardı. İşte bunlardan bir tanesi geçmiş yıllarda bir şekilde ana evini ziyaret ettiğim Sayın Hatice Kamar Tulas. O evi ziyaret ettiğimden beri ben buraya nasıl destek olabiliriz, nasıl katkıda bulunabiliriz diye düşünmüştüm. Bu kültür projelerini geliştirince tabii ki kültür projelerinde konuşmaya dahil etmek görevimizdi. Bizi kırmadı, teşekkür ediyoruz, geldi. Değerli konuklar, geçmişten izleri geleceğe taşımak aslında her ailenin çocukları için yapması gereken bir şey. Evlerimizde bir yığın dolap, bir yığın vitrin, vitrinlerin içinde camlar, tabaklar, bardaklar benim evimde de var. Ama o vitrinin bir gözünü ailemize ayırsak, çocuklarımıza ailemizin yaşamından izler koysak oraya ve çocuklarımız köklerini bilseler, bence çok iyi olur. Sayın Hatice Kamar Tulas bunu başarmış. Yani geçmişten geleceğe izler taşıyor. Bu çok önemli bir şey. Köksüz olmamak gerekiyor. Köklerimiz var. Hepimizin kökleri var. Bir bardakla, ne bileyim ben, bir tabakla, bir fincanla bu kökü belirleyebilir, çocuklarımıza aktarabiliriz. Bunu yapmak görevimiz olmalı. Müzecilik ya da ana evleri bunların en önemli işlevlerini yerine getiriyor. Ben bu konuda Sayın Tulas'a teşekkür ediyorum. Çok güzel bir işlem yapmış. Keyifle dinleyeceğiz şimdi kendisini. Ben sözü kendisine bırakmadan evvel hemen bir özgeçmişini size aktarıyorum. Hatice Kamar Tulas İzmir'de doğdu. Aslen Urlalı olup ailesi 600 yıl önce Çorum Sungurlu'dan gelip Kekliktepe'deki Sungurlu köyünü kurmuştur. Kemal Reis İlkokulu'nda okuduktan sonra Eşref Paşa Ortaokulu ve İzmir Kız Lisesi'ni bitirdi. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Tabii Bilimler Bölümünden mezun olup aynı üniversitenin botanik ana bilim dalında yüksek lisansını tamamladı ve doktora çalışmalarına başladı. Bu arada sırasıyla Ege Üniversitesi botanik kürsüsünde
ve Buca Eğitim Fakültesi Fen Bölümünde çalıştı. 12 Eylül 1980'de zorunlu olarak Ödemiş Lisesi'ne atandı. Bir yıl sonra valilik onayıyla tekrar Buca Eğitim Fakültesi'ne, oradan da Balçova Lisesi'ne geldi ve Balçova Lisesi'nden emekli oldu. Emekli olduktan sonra 7 yıl boyunca Türk El Sanatları kurslarına katıldı. Kilim dokuma, cicim dokuma, folklorik kitle bebek yapımı, basit el nakışları, bakır rölyef, kazıma batik, keçe dövme, minyatür ve mask yapımı dallarında sertifikaları vardır. Büyük bir sabır ve emekle sanatın konuştuğu yapımlarıyla Urla'ya etnografik çok önemli bir anayeri kazandırmıştır. 3 Mayıs 2013 tarihinde anne ve babasının adını taşıyan Fatma Ali Kamar ana evi ve sergi salonunu açmıştır. Eşyaların çoğu aileye ait olup sonradan kendisinin yaptığı, işlediği objeler ve sonradan edinilen eşyalar da vardır. Kişisel sergileri vardır ve pek çok karma sergilere katılmıştır. Evli olup Urla Kalabak'ta yaşamakta ve sanat çalışmaları yanı sıra çeşitli çevre ve eğitim ile ilgili sivil toplum kuruluşlarında çalışması katkısı devam etmektedir. Sayın Hatice Kamar Tulas böyle. Ama şimdi biz biraz evvel kendisiyle bir plan yaptık. Bu ana evini gezmek hepimizin görevi ve hepimiz de gezip görmek durumundayız. Ben kendisine bir tarih belirleyelim ve salona duyuralım dedik. Biz Atatürkçü Düşünce Derneği ve bu kültür perşembelerini ekibi olarak gitmeyi zaten planlamıştık ama bir türlü hayata geçiremedik. Şimdi hepinizi 31 Ocak 2023 Salı saat 14.30'da ana evine ziyarete davet ediyor Sayın Hatice Kamar Tulas. Bekliyoruz, hep birlikte gidip orayı görmeliyiz. Keyifli olacağını düşünüyorum. Ben sözü kendisine bırakıyorum ama lütfen cep telefonlarımızın sesini kapatmayı rica ediyorum. Hepinize iyi dinlemeler. Buyurun Hatice Hanım. Teşekkür ediyorum. Merhabalar. Sevda Hanım oldukça bilgi verdi ama ben de yine biraz açılışıyla ilgili bilgi vermek istiyorum. Ana evi ve sergi salonu, annemin ve babamın adını taşıyan bir ana evi sergi salonu. Geçmişe, geleceğe taşımak istediğim bir sergi salonu. Burada tarih olarak 3 Mayıs 2013 tarihinde açıldı. Adresi olarak Bülent Baratalı Bulvarı, No 9 Taksim 1 adresinde. PTT'nin yanında, meydanında hemen karşısında bir ana evi. İki bölümden oluşuyor. Birinci bölüm diyebileceğim ana evi bölümü. Bir de sergi salonu bölümü var. Ana evi bölümünde aileden kalan birçok eşya var. Ki bunları ben çocukluğumda da kullandım. Onun için bende anıları çok fazla. Bir diğer bölümümüz ise sergi salonu bölümü. Burada da geleneksel Türk el sanatları ile ilgili ürünler sergiliyorum. Ki bunların kurslarına katıldım. Sertifikalarım var. Şimdi bunları isterseniz bir de fotoğraf olarak anlatayım ben. Bu şeyimizin girişindeki afişimiz, panomuz. Burada hepsi bir arada diye bir bölüm aldım ben. Hepsi bir arada dediğim bölümde hem kilim var, hem bebek var, hem nakış var. Sonra bunları tek tek sizlere anlatmaya çalışacağım. Kilim biliyorsunuz göçebe toplulukların olmazsa olmazı. Çadırlarda yerin soğuğunu, nemini ve böceklerden korunma amacıyla kullanılmış. Benim burada size göstereceğim şu bir kilim duvar süsü. Şu bir cicim dokuma duvar süsü. Şu ikisi ise çuval. Çuvallar hem eşya taşıma amacıyla hem de erzak taşıma amacıyla kullanılmış. Bu çuvallardan biri Yunt Dağları'ndan geldi, kıl çuval. Bir diğeri ise
unuttum şimdi ismi. Birazdan aklıma gelir. Oradan geldi. Biri yün çuval, biri de iplik çuval. Ve çok eski iki örneği zaten. Hala daha kullanılıp kullanılmadığını bilemiyorum. Şuralarda da heybelerimiz var. Şu düz dokuma bir heybe. Bunlar cicim dokuma heybeler. Burada da şu iki tane bebeğe değinmek istiyorum. Diğerlerini sonra göstereceğim size. Bu iki bebek benim çocukluk bebeklerim. Çocukluğumdan kalma ve ne zaman alındığını, şu küçük olanı ne zaman alındığını bilmiyorum. Şu da ilkokuldaydım alındığı zaman. Bunlar taş bebeklerin en eski örneklerinden olsa gerek. Yüzleri alçı gibi bir maddeden yapılmış ve düşünce kırılan bebekler bunlar. Daha küçüklüğümde yine almışlar bana. Düşürüp kırınca bedenleri şeyden yapılmış, talaştan yapılmış. Sobaya atıp yakıyorlardı onu, hiç unutamıyorum. Bebeğin başı yoksa vücudu da bir işe yaramıyor diye atılıyordu. Bu bebekler alındığı zaman, özellikle şu kırmızı et giysili olan, yüzleri böyle son derece düzgün, kırıl kırıldı. Şimdi baktığımız zamansa üzerinde birçok çizgiler oluşmuş. Yani benimle beraber onlar da ihtiyarlamış. Burada düz dokuma bir kilim görüyorsunuz. Bu düz dokuma kilimin özelliği, tersi yüzü aynı kilimin, değişmiyor. Yani öndeki desenle arkadaki desen birbirinin aynı. Burada şaman motifli bir kilim, doğadan almış modelini. Şunlar kartal kanatları, güç ve kudreti temsil ediyor. Şurada kurt ağzı var. Şunlar kurt ağzı. Bunlar da yiğitliği, bereketi, aynı zamanda dürüstlüğü temsil ediyor. Şurada ise koç boynuzlarını görüyorsunuz. Koç boynuzları erkekliğin simgesi. Yine gücü ve bereketi gösteriyor. Ve bunu dokuyan bayanların da çok mutlu olduğunu gösteriyor. Bir de şu kenarlarda, sonra da göstereceğim, taraklar var. Bu taraklarda doğmuş simgeliyor. Eli belinde motifi olan bir kilim. Bu da yine düz dokuma bir kilim. Tersi yüzü aynı. Şurada eli belinde motifleri var. Eli belinde motiflerinin de esinlendiği kaynak Kibele. Anadolu'nun ana tanrıçası, bolluğun, bereketin, doğurganlığın simgesi ve kilimlerde de kullanılmış ve eli belinde motifi de dişiliğin sembolü oldu. Ayrıca şuralarda parmak motiflerini görüyorsunuz. Parmak da yine bereketi simgeliyor. Şu kenarlarda biraz önce de göstermiştim, aşağı yukarı tüm kilimlerde olan tarak motifleri. Tarak da doğumu simgeliyor. Ben bu kilimin aslını bir antikacı, kilim satan antikacı da görmüştüm. Ondan esinlenerek kendi dokuduğum bir kilim benim. Bu da yine düz dokuma bir kilim. Tersi yüzü aynı, değişmiyor. Yalnız bu kilimin özelliği kontürlü kilim. Bakın şu buralarda bütün motiflerin etrafına kontür geçiriliyor. Ve bu kontür de oldukça zaman alan bir iş. Ve geçirirken dilimleri şöyle doluya doluya geçiriyorsunuz. Yani bir yerde zili dokuma da var burada. Ama tabii hakim olan düz dokuma. Yine burada da şey görüyorsunuz, tarak motiflerini. Şurada da, pardon, bunlar tarak motifleri. Bunlar da parmak motifleri. Aşağı yukarı her kilimde var. Nazara karşı korunmak amacıyla yapılmış. Daha doğrusu kem gözlere karşı. Evet, birçoğunuzun evinde olan bir kilimdir herhalde bu. Benim annemin kilimi.
Bu kilimlerin tezgahları da şöyle 80 santim falan genişliğinde tezgahlar. Tezgah olmadan biliyorsunuz kilim ve halı dokumak mümkün değil. Bunlar da böyle 80 santim genişliğinde. Fakat büyük kilim olması gerekiyor. O zaman şöyle yapılıyor. Şu aradaki kısımdan bir diğer kilim getirilip bunun yanına dikiliyor. Ve bu kilimlere kanat deniyor. İşte iki kanat veya üç kanat bir araya gelerek de büyük bir kilimi oluşturuyor. Bu kilimin özelliği çok hem çözgüsü hem atkısı çok ince yünden dokunmuş ve şey kumaş gibi bir kilim. Burada da 40 yama tarzı bir kilim örneği. Ve burada kullanılan motiflerin hepsi cicim dokuma örnekleri. Şurada yine bereket simgeleyen pıtrak var. Şurada kuş motifleri var. Eğer güvercini dokuyorsa mutlu olduğunu gösteriyor. Ve de iyilik sembolü. Eğer karga dokuyorsa kötülük sembolü. Bu cicim dokumanın özelliği de şu. Atkı iplikleri çözgü iplikleri üzerinden atlatılarak yapılıyor. Dolayısıyla boyutlu bir kilim. Tersi yüzü aynı değil. Ve kabartılısı vardır. Belli oluyor sanırım şurada da. Kabartılı bir kilim. Şimdi benim bunu böyle dokuma nedenim şu oldu. Tüm cicim dokuma örneklerini bir arada kullanmak istedim. Onun için 40 yama tarzı bir kilim dokudum. Evet, bu Yağcı Bedir kilimi. Yağcı Bedir'i sanırım birçoğumuz biliyoruzdur. Bu Malazgirt Zaferi'nden sonra Türkiye'ye, Anadolu'ya gelen Türkler, Adana, Kütahya, Balıkesir, Anamur gibi yerlere yerleştiriliyor. Yağcı iki obadır. Yağcı değildir yalnız. Dilimize yağcı olarak gelmiştir. Yaycıdır aslı. Yaycı obası ve Bedir obası. İki ayrı oba. Ve yerleştikleri yer bugünkü Sındırgın'ın olduğu yerlerdir. Zaten en çok da Yağcı Bedir halı ve kiliminin dokunduğu yerde Sındırgı'dır. Ama ben Bergama'da da gördüm. Fakat renklerini farklı kullanıyorlar. Yaycı Bedir. Şimdi şöyle, Yaycı Bedir, Yaycı Obası Bey'inin oğlu, Bedir Obası Bey'inin kızına aşık oluyor. Ve gençler birbirini seviyor ama evlenmelerine izin verilmiyor. İki genç anlaşıp kaçıyorlar. Fakat Bedir Obası Beyleri buna tahammül edemeyerek delikanlıyı öldürüyorlar. Ondan sonra bu aşk öyküsü kilimlere ve halılara yansıyor. Ve iki obanın adı birleştirilerek yansıyor. Ben buraya Yağcı Bedir halısını getirmedim. Çünkü çok bilinen bir halı. Herkesin bildiği bir halı olduğu için. Sadece kilimini getirdim. Burada şu kullanılan bir zaten Yağcı Bedir halısında da kullanılan üç ana renk vardır. Kırmızı, lacivert ve beyaz. Beyaz saflığı simgeliyor renk olarak. Kırmızı kanı simgeliyor burada. Yağcı Bedir'de. Lacivert olan da gökyüzünü simgeliyor. Ve şu gördüğünüzde Bedir Obası Bey'inin oğlunun okları. Dolayısıyla da ok desenleri, Yağcı Bedir kilim ve ok desenleri diye isimlendirdi. Hem çözgüsü hem atkısı yündür ve burada kullanılan boyalar kök boyalardır. Şimdi bizim dokuduğumuz kilimlerdeki kullandığımız yünlerin boyaları sentetik boyalar. Burada kök boya kullanılıyor ve artık kaç yıllık kilim olduğunu bilmiyorum ben. Hala daha rengi değişmemiş, pırıl pırıl duruyor ki hırpalandığı halde kilim renkleri değişmiyor. Burada Kürecik kilimini görüyorsunuz. Kürecik kilimi de Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı. 24 tane köyden oluşan bir nahiye ama bugün artık büyük şehir olduğu için mahalle sayılıyor.
Ve bu kilimin dokunduğu Sulu Ova Köyü, benim eltimin köyü. Zaten kilim de onun annesinin kilimi. Burada şu çözgülerin ne kadar kalın olduğu görülüyor sanırım. Kilimin dokunan atkı günleri de oldukça kalın. Rakımı 1400 ile 2000 metre arasında değişen bir bölge, kürecik bölgesi. Dolayısıyla kalın kilim yapmak zorundalar. Soğuktan korunabilmek amacıyla. Evet, burada da bir sındırgı kilimi. Yine bir düz dokuma örneği. Fakat aralarındaki şu desenler cicim dokuma desenleri. Bu da oldukça eski bir örnek ve günleri de kök boyası olan günler. Burada cicim dokuma bir pano. Sanırım fark ediliyor. Yüzey oldukça kabartılı. Ters yüzü aynı değil. Fakat şu aralarda beyazları görüyorsunuz. Bu çeşit dokumalara da çözgü yüzlü dokuma deniliyor. Yani çözgüsü üstteki yünler fazla sıkıştırılmadığı için görülüyor. O da dokumanın özelliği. Şu yine kürecikten bana geldi. Bir heybe, halı bir heybe. Yine boyaları kök boya. Burada çok eski bir heybe örneği var. Bu da yine cicim dokuma ve kök boyasıyla boyanmış. Burada da zili dokuma dediğimiz bir teknik var. Bakın şöyle fark edebilirsiniz herhalde. Günler sarıla sarıla yapılıyor bu dokuma tekniği. Bu da eski kök boyalı bir heybe. Bu da öyle. Burada bir çuval. Bu çuvalın yün çuval ama o kadar sık dokunmuş ki ben kıl mı yün mü diye önce ayırt edememiştim. Çok sık dokunmuş bir çuval ve doğal rengi kullanılmış yünün. Hiçbir boya yapılmamış. Yanlarında taşımak için kolonları var. Üzerinde de cicim desenleri var. Yine bunlar pıtrak dediğimiz desenler. Bereket isim geliyor. Kirkit. Dokumalarda yünlerin sıkıştırılmasını sağlayan bir alet. Ya demirden yapılıyor ya ahşaptan yapılıyor. Burada gördüğünüz örnek demirden yapılmış olanı. Kirman yünlerin indirmesinde kullanılan bir araç. Bu benim annemin İyi derdi. Ben de iyi diyorum. Öyle de kullanılıyor. İyi. Yünlerin iplik haline getirilmesini sağlayan bir alet. Altı ve üstü sivri. Böyle bir alet. Evet. Gördüğünüz karaca su gelin vardı. Şimdi ben testi ve bardaklara geçiyorum. Bazı yerde testi deniyor, bazı yerde bardak deniyor testiye. Yani ikisi de kullanılıyor. Bu da karaca su gelin bardağı veya gelin testisi. Özelliği şu. Bunu yapan amca, yani Sancı Usta vardı. Ben herhalde bir 15 veya 20 yıl önce aldım bunu. Oldukça yaşlıydı. Şimdi yaşamıyor. Yani belden sonra da yapan yok demişti. Artık bilemiyorum yapıp yapılmadığını. Şurada bir bayan. Ve şurada da saçında da gül var. Mutlu günlerinde bu bayan hep kadın hep saçına gül takarmış. Bir de şöyle göstereyim. Bütün etrafını zincirle kaplamış bakın. Şu da zincir. Şu kenarlardaki de eşinin görüntüsü veya profili. Bu testinin üstünde 3 tane ağız var. 1, 2, 3 ağız var. Bu 3 ağızdan bir ortadaki ağız açık. İlk eş isim geliyor. Şu kapalı olan ağızlarda kuma isim geliyor. Eşi bir gün kuma getiriyor. Şu
şu 6 tane İbrahim özelliğini de söyleyeyim. Bunlar da ilk eşin 6 tane çocuğu. Eşi kuma getirdikten sonra kendini zincir içine alıyor. Eşiyle hiçbir şekilde ilişki kurmuyor ve sadece çocuklarıyla yaşıyor. Bu her gelin kızın çeyizinde olan bir bardak. Yeni evli genç hanım alıyor bu bardağı, evinin en görünen yerine koyuyor. Eşini uyarmak amacıyla koyuyor. Bak sen de böyle yaparsan, böyle kendimi zincire alırım. Seninle birlikte olmam diye tehdit ediyor. Çanakkale sürahileri. Bunlar yapımı 17. yüzyılın ikinci yarısında yapılmaya başlanmış. Oldukça güzel seramikler. 18. yüzyılda gelişmiş, 19. yüzyılda da Avrupa müzelerinde yerini almaya başlamış. Üstünde ya burada gördüğünüz gibi bir insan yüzü oluyor. Şuralarda çiçekler var. Şu yandan görünümü. Veya burada gördüğümüz gibi, yani çok belirgin değil, koyu bir renk çünkü kahverengi. Çiçek motifleri var. Bunların da özelliği, Çanakkale sürahilerinin de özelliği, doğumu müjdelemek amacıyla kullanılıyor. Eğer ağzı sivri ise bebeğin erkek olduğunu, eğer ağzı daha böyle geniş ise kız olduğunu müjdeleyen sürahiler bunlar. Günümüzde üretimi var herhalde, değil mi Mehmet Bey? Ama bunlar en eski örnekleri. Şu ikisi de ahşaptan yapılmış. Biri tıkır, biri Osmaniye çam bardağı. Her ikisi de su taşıma amacıyla kullanılıyor. Şu Osmaniye bardağından biraz söz etmek istiyorum. Bu Osmaniye bardağı çam ağacının gövdesinden yapılıyor. Alt kısmında bir delik açılıyor, elin girebileceği kadar bir delik ve bu delikten tamamen gövdenin içi oyularak yapılan bir bardak. Ve suyu çamdan yapıldığı için kokusu güzel. Ama daha da güzel kokmasını isterlerse şöyle yapıyorlar. Bu çitlenlik ağacı dediğimiz melengeç ağacı. Onu kaynatıyorlar. O kaynamış suyu bir gece içinde tutuyorlar. Döktükten sonra içine başka su koyunca uzunca bir süre sanki çitler bir kokusunda olan suyu içiyorlar. Bu gaga ağzı testi bir Hitit testisi ama tabii Hitit testisi değil. Sonradan yapılan bir testi. Konyasille'de bunu yapan Hitit testilerini yapan bir usta vardı, ondan aldım. Sadece boynunu yapabilmek için 2 gün uğraşıyorum dedi. Şimdi hala yapıyor mu yapmıyor mu bilmiyorum ama artık bunlar biliyorsunuz dekoratif amaçlı kullanılıyor. Burada porselen ve danteller bir arada çok net çıkmamış. Biz sonrakine geçelim. Burada bir kahve takımını görüyorsunuz. Burada bu yaldızlı bir kahve takımı. Bu kobaltlı renklendirilmiş bir kahve takımı. Şu aşağıda fazla görünmüyor. Gül abdanlıklar var. Bu Kraliçe Süreyya'nın 50'li yıllarda alınan bir tabağı ve demliği. Tabii kraliçe herhalde yanlış oldu. Prenses Süreyya demek daha doğru olacak sanırım. Kraliçe olmadı çünkü. İran Şahı'nın eşi. Ve bu da 50'li yıllarda Doğu Beyazıt'tan alınan bir örnek. Burada değişik antik dönem heykelleri var ama hepsi imitasyon tabii. Venüs, Sokrates, Nifa, şu Efes'in ana tanrıçası Kibele. Yalnız şuradaki çok ilginç bence, onu anlatmak isterim. Çocuğunu emziren bir kadının figürü. Bu da bir mezar bulgusu, Tokat'ta bulunmuş. Muhtemelen kadınla çocuk aynı zamanda ölüp aynı mezara dönmüşler.
ve figürün olarak da heykelleri yapılıp figür olarak da mezarlarına gömülmüş. Şurada yağ kandilleri var. Tabii dediğim gibi hepsi bunların imitasyonu. Şurada annemin limonata bardakları var. Bir zamanlar gazoz ve limonatalar böyle ince bardaklarda ikram edilirdi. Oradan kalan bardaklar. Şu arkada da yine bir hitit testisi var. Simit testi. Yine dekoratif amaçla kullanılıyor. Burada yine bir zamanlar çok moda olan güllü porselenler. Burada bir başka örneği. Güzel bir şekerlik yalnız. Bayağı büyük ve güzel bir şekerlik. Burada da yine porselenler. Burada Kütahya çinileri. Bu Kütahya çinileri çok eski değil. Porselenler eski. Bunlar daha yakın zamana, yani yakın zamanda dediğim yine benim 20-30 yıl oluyor. Artık benim için 20-30 yıl yakın zaman oluyor. Yine gaga ağızlı bir sürahi. Şurada da öyle. Böyle Çin örneği. Burada fincanlar görülüyor. Şurada bir panflüt var. Şurada affedersiniz bir inek ve bir kedi devrilmiş durumda. Bunlar benim çocukluk oyuncaklarım. Ve bu kedi ile inek çok ince mika gibi bir maddeden yapılmış. O nedenle de ikişer bacakları kopmuş bunların. Likör takımı evlerde misafir geldiği zaman veya bayramlarda likör ikram edilirdi. Likör kadehleri şu takımla şu bardak kumlanmış camdan yapılmış. Yani camın üzerine kumlama yapılmış ve üstü kabartılı. Eski bir pano. Yazılarından da belli, çerçevesinden de belli. Çerçevesi marangoz çerçevesi. Henüz daha çerçeveler yokken marangozlar çerçeve yaparmış. Çerçeve marangoz çerçevesi. Burada yine bir başka likör takımı. Şurada bir teneke oyuncak, at arabası ve fincanlar. Bunlar da yine benim çocukluk oyuncaklarım. Burada iğne oyası ve cam birlikteliği diye isimlendirdim. Şu iğne oyası örtüler. Fakat bu tek bir örtü değil, üstündeki şu zarf dediğimiz kısımla birleşik olan örtüler bunlar. Yani tabak yerine örtü kullanılıyor. Ayrıca tabağın içine örtü koymaya gerek kalmıyor. Su verirken, bir şey ikram ederken böyle ikram ediliyor. Yine bu bardaklarda çok eski limonata bardakları, annemin bardakları. Pek net çıkmamış. Yine herkesin bildiği kristaller bir zamanlar çok modaydı. Evlerde kristaller doluydu. İğne oyaları. İğne oyaları eskiden ipekle yapılırmış. Fakat günümüzde artık sentetik ipek kullanılıyor. Güzel oluyor ama yine de o orijinalini yerini tutmuyor. Değişik bir iğne oyası örnekleri burada. Şu en eski örneği. Bu çamaşır ipeğinden yapılmış ve yer yerde artık kopmalar meydana gelmiş. Büyük bir ihtimal ipek erimeye başlamış. Herkesin evinde bol miktarda bulunan danteller, dantel örtüler bayramlarda ve bazı günlerde yıkanır, kolalanır, ütülenir. İşte vitrin içine konur, sehpanın içine konur. Misafir odasının kapısı kapatılır. Kimse girmesin diye sadece misafirde açılır. Öyle örtüler. Şu örneği yalnız söylemek istiyorum. Bu 130 yıllık bir örnek. Artık parça parça olmuştu ben aldığım zaman. Yeniden onu örtü haline getirdim. Yani o eskiyi kullanamadım tabii. Yeniden kendim ördüm.
da yine hem dantel, hem kumaş, hem de iğne oyasının bir arada kullanılmış hali. Para keseleri, Bülent Bey'deki para keseleri daha güzel ama benimkiler de güzel. Şunlar ipek kumaştan yapılmış para keseleri ama kenarlarına yine iğne oyası geçirilmiş. Bunlar sadece çok karanlık çıkmış veya ben çekememişim fotoğrafı. İğne oyasından yapılmış keseler. Şunlar mühür keseleri. Şimdi altın kesesi olarak kullanılıyor. Aslında altın kesesi değil, o zaman mühür kesesiymiş. İçine mühür kumaşı taşınırmış. Şurada Midilli'den almıştım ben bunu. Tamamen boncuk işlemeli bir kese. Arkadaki fonda da görünenler delik dişi örtüler. Ve delik dişi örtülerin hepsi el işlemesi, makine değil. Burada güllerden oluşan iğne oyası, panel. Burada papatya ve zambaklardan oluşan bir panel. Burada bir iğne oyası örneği. Bunlardan da biraz söz etmek istiyorum, şu üç dantelden. Bu üç dantel bizim bildiğimiz gibi tığla yapılan danteller değil, şişle yapılan danteller. Misinalı şiş olmadan önce beş şişle örülen danteller bunlar. Bayağı bildiğimiz örgü gibi örülerek oluşturulan örtüler. Şimdi şu iki tane renkli örtü var. Bunlar da yine beş şişle yapılan dantelden. Diğerleri ise şunlar tepsi örtüleri. Evet, başka dantel örtüsü. Burada da yine şu örtüyü özellikle söyleyeceğim. Yine bir delik şu örtü. El işi. Burada iğne oyasında çiçek sepeti diye isimlendirdik biz bunu. Burada gördüğünüz oyalar büyük ve gösterişli oyalar. Ve hemen hemen tamamı Kütahya oyaları. Kütahya oyalarının özelliği telli oyalar bunlar. Yani telin üzerine yapılıyor. Ki oya büyük olduğu için başına bağladığı zaman görünsün diye tel kullanılıyor bunlarda. Aynı görüntüler. Evet, gelinlerin olmazsa olmazı gelin mendilleri. İpek mendiller. Şu gördüğünüz en eski örneklerinden bir tanesi. Mutlaka her gelinin bir ipek mendili oluyor. Burada da öyle ipek mendil çeşitleri. Musaf Burhan torbası. Bu da pek net çıkmamış nadinler var. İki tanesini almıştım ben. Bir tanesi Trabzon, diğeri ise Erzincan. Ayrıca Tirel var ve Gaziantep'inde Sedef işlemeli nalınları var. Evet, ipek işlemeli ve aynı zamanda tel de kullanılmış yine el emeği olan bir örtü. İkisi yan yana burada. Şu örtüyü yalnız ben aldığım zaman çok girdi diye yıkadım ve ipek kumaşı boyadı. Aslında olduğu gibi tutmak gerekiyormuş. Kalepçe işlemeli, işte bir bohça. Yani bohçanın büyüklüğünü düşünün, değişinin işine bakarsanız aşağı yukarı dörtte biri sadece iş. Yine bohçalarda olmazsa olmaz, hele kız çeyizlerinde mutlaka bulunması gereken. Burada da şu üstte görünen bir bohça, altta da bir kırlent. Her ikisi de kanepçe işlemeli ve çok eski. Hatta şu bohça epey bir hırpalanmış, bayağı eriyen yerleri var. İki tane pano, işleri çok eski. Tabii o da hırpalandığı için kesip pano yaptırmak zorunda kaldı. Burada bir kuş terbiyecisi,
güvercinlerine takla atmayı ve uçmayı öğretiyor. Bu da bohça büyüklüğünde bir örtü. Ama dörtte birinden fazlası iş ve el nakışı bunlarda. İki tavus kuşunun karşı karşıya gelmiş sohbet ettikleri bir perde. Yine kaneviçe işlemeli. Burada da kaneviçe, kumaş ve danteli bir arada görüyorsunuz. Bu da yine çok eski bir yastık örneği. Yazmalara gelirsek, yazma Yemen'in veya tülbent, üçü de kullanılıyor ama tülbent daha çok düz renk yazmalar, örtüler için kullanılıyor. Yazma ve yemeni ise desenli olanlar için kullanılıyor. Etrafları ben güzel fotoğraf çekememişim. Şunlar boncuk oyalı ama çok ağır oyaları olan tülbent yazmalar ve arada bir tane tülbent var. Diğerleri ise iğne oyalı ve tığ oyalı tülbentler. Bazılarında ise şurada görüldüğü gibi boncuklar var. Bazılarında ise buradaki gibi kullar var. Yani hem kul, hem boncuk, hem tığ oyası, hem iğne oyası, hepsi bir arada kullanılıyor. Bu da bir bohça örneği. Bunu da yurt dışından almıştım ben. Ve çok ilgimi çekmişti. Belgrad'dan almıştım. Çok güzel işlenmiş bir örtü. Bir kaneviçe. Bu da bir kırlent. Yine kaneviçe işlemeli bir kırlent. Bu benim annemin yastığı. Yani annemden kalan bir anı bana. Ve sanırım ilk makine nakışlarından olsa gerek. Zaten kızın böyle yüzünü falan baktığımız zaman biraz farklı görünüyor. Tavuklara yem veren bir kız. Bir de boynunda da beni var. Bu da ilk boyama örneklerinden. Ama şimdiki kumaş boyandığı zaman kumaş hiç değişmiyor, yumuşak özelliğini koruyor. Bu ise sanki yağlı boyayla boyanmış gibi, o kadar sert bir yastık. Bir çoban kızı ve koyunları. Burada Singer dikiş makinesi. Bu rahmetli kayınvalidemin makinesi. 1940'lı yıllardan kalma bir makine. Ve uzun mekikli bir makine. Yuvarlak mekikler sonra çıkmıştı. En eski örneği uzun mekikli bir makine. Şurada da Müzeyyen Senar. Müzeyyen Senar'ın imzalı bir fotoğrafı. Bunu sonra anlatacağım. Yine kaneviçe örtüler. Bunlar karyola etekleri ve yatak takımı olarak kullanılanlar. Burada genel bir görünüm. Yine keseler, isterseniz keseleri geçelim artık. Şu yat mesela içinde farklı olan bir şu var. Bu tütün kesesi. İçine tütün konuyormuş bu keseler. Şunlarsa iğne oyalı keseler. Burada değişik bakırlar. Bunlardan büyük kısmı benim ailemde kullanılan bakırlar. Şurada eski bir marangoz testeresi var. Başka buradan bu kadar. Burada yine bakır örnekleri, yani bakır eşyalar örnekleri. Şurada yerde yine bir sındır dökülümü. Burada ise oyalar. Bu oyaların içinde çok eski olanları var. Sonradan yapılmış olanları var. Yazmalar, yani üstündeki yazmaların hepsi eski yazma. Burada
Hiç fark edilmiyor ama bir uyarı anlatmak istiyorum ben. Yine bu Sındırgı köylerinde yaşayan bir çoban ve eşi var. Ve çoban eşini çok seviyor ve eşinin oyalı yazma takmasını istiyor. Ama oya alacak parası yok. O zaman çitlenmik ağacından çok ince böyle gövdesi dallarından parçalar ayırarak onu elindeki bıçakla oyuyor, oya şeklini veriyor ve eşine oyaları yapıp götürüyor. Bunların içinde var o ama hangisi olduğunu ayırt edemedim. Buna da çitlenmik oyası deniyor. Tabii şimdi artık kullanılmıyor. Anı olarak kalmış. Evet, bir Edirne aynalı süpürgesi. Kız çeyizlerinin olmazsa olmazı, mutlaka her kız çeyizinde bulunan bir süpürge. Süpürgenin ön yüzü süslü, arka yüzü ise hiçbir şey yok, normal süpürge. Yeni evli bir genç kadın kayınvalidesiyle beraber yaşıyor. Ve gelin süpürge süpürürken, 5 dakika süpürge süpürüyorsa 5 dakikada gidip kendisini aynada seyrediyor. Çok süslü bir gelin. Kayınvalide de bunu engelleyebilmek amacıyla süpürgeye aynaları yapıştırmış. Kendisini aynada süpürgeden seyretsin diye. Fakat gelin hanım uyanıp o aynada kayınvalidesinin kendisini takip edip etmediğini kontrol ediyor. Şimdi gelin hanım mutluysa süpürgenin bu yüzünü duvara dayıyor. Eğer mutsuzsa, eşiyle veya kayınvalidesiyle arası açıksa süpürgenin öteki yüzünü çeviriyor. Böylece sözle anlatmıyor ama süpürgesiyle anlatıyor. Bir de genç kızların çeyizinde mutlaka olur demiştim biraz önce. Eğer bir evde evlenme çağında bir kız varsa, kızın annesi süpürgenin bu görünen yüzünü kapının önüne koyuyor. Ki bizim evimizde evlilik çağında olan bir kızımız var diye haber veriyor. Şurada bir tencere. Biz Urla'da kulaklı diyoruz buna. Sapları pirinçten yapılmış sarı pirinç saplı bir tencere. Ve bu benim babaannemin çeyizinden bir tencere. Yani ben şöyle diyeyim, benim babam 1901 doğumluydu. Artık ne zaman alındıysa bilemiyorum. O kadar eski. Ve ben de bu tencerenin yemeğini yedim. Burada yine annemin bir bakır çaydanlığı. İzmir Enternasyonel Fuarı ve İzmir Rehberi 1938 ve içinde taksilerin taksi durakları, otobüs saatleri, fuarla ilgili ne yapabilirsiniz onları anlatan bir rehber. Ve tarihi de çok bence önemliydi. 1938 atamızın ölüm tarihi. Şurada Halep yanlış yazılmış, o Kudüs olacak. Bir nişan, babam 1901 doğumlu dedim, 18 yaşında evleniyor baba. Ve nişan tepsisine bu sigara tabakası konmuş, hediye olarak gönderilmiş. Ve üstü sedef işlemeli. İçinde açtığınız zaman kırmızı atlas ve bu kadar yıldır o kırmızı atlas hiçbir şey olmamış hala duruyor. Bunlar benim el emeklerim. Keçe dövme. Kumaş üzerine keçe yünleri, özel yünler satılıyor. Keçe yünü diye. Tabii işlemeyi kolaylaştırmak amacıyla. Kumaş üzerine bu keçe yünleri, önce deseni çiziyorsunuz, sonra yünleri koyup bir iğne, keçe iğnesi yardımıyla onları resmen işliyorsunuz. Ondan sonra da sıcak sabunlu suyla keçeyi dövüyorsunuz ki keçeleşmesi için. Ortaya böyle kampanalar çıkıyor.
bunu ben Ödemiş'te görmüştüm. Oradan fotoğrafını çekip de yaptım zaten. Ödemiş'te bunu kanepçeden işlemişler ama kanepçe kullanmamışlar, kumaş üzerine işlermiş. Çok beğenmiştim. Ben de keçeye uyguladım. Bu da yine küllerinden doğan bir zümrüt ağrı kuşu. Burada da yine keçe dövme, şakmera. Bu mask, kösele mask bunlar. Köseleyi 2 gün suda bekletiyorsunuz, çok sert biliyorsunuz köseleyi. 2 gün suda yumuşadıktan sonra bir manken yüzüne çalışıyorsunuz. 1 günde yerleştirmesi sürüyor. Çünkü çok zor şekil alıyor. Ondan sonra 2 günde kurumasını bekliyorsunuz. O da bittikten sonra makyajını yapıyorsunuz. Erkek köselemez. Bu da yörük geleni. Yine bu da köseleden yapılmış bir mask. Burada pul oyaları, bol bol pul oyalarını görüyorsunuz. Evet, şurada sevgili arkadaşım Merih Akın Yücel benim fotoğraflarımın bütün düzenlemesine o yaptı ve bugün de burada fotoğrafları ben göstereceğim diye söz verdi. Kendisi çevreci, doğa sever, eğitimci, benim 55 yıllık arkadaşım. Ne yazık ki geçen hafta kendisini kaybettik. Işıklar için doğrusu diyecek başka bir şey kalmadı. Yani rahmet bile dileyemiyorum ben daha. Hala inanamıyorum. Tesadüfen kendisi de çıkmış, iyi doğmuş çıkması. Işıklar içinde olsun. Bir karanfil kolye. Bunu ben Denizli'de de gördüm. Isparta, Burdur ve Afyon'da ve Karaburun'da da gördüm. Bir karanfil kolye. Gelinlerin olmazsa olmazı bu. Daha parfüm, kolonya olmadığı zaman koku olarak kullanılmış. Mutlaka 2 veya daha fazla boncuk kullanılıyor ve ucunda da altın oluyor. Bunun ucundaki altın benim doğumumda halamın getirdiği altın. Şu kadar 14 ayar bir altın. 3 sıra karanfilden oluşuyor. Ve gelinler bunu kına gecesinde veya düğünde mutlaka gelinliğinin üstüne takıyor. Sonra çıkarıyor, bir kenara koyuyor. Çocuğu olduğu zaman çocuğunu emzirirken yine bu kolyeyi takıyor. Çocuk uyuduğu zaman da kolyeyi çıkarıp çocuğun yanına koyuyor. Anne kokusunda rahat uyuması için. Bir de böyle bir özelliği var. Ödemiş de hala gelinlerde var, ben gördüm. Evet. Hala gelinler. O gün takıyorlar gelinliğini. Ödemiş'te görmemiştim ben. Sizden. Ben ilk defa gördüm. Evet. Hani şeyde gördüm, Denizli, Burdur, Isparta. Bu modelleri daha modernleşmiş, şöyle çapraz takıyorlar. Evet, evet. Daha süslü. Şeydir kolyem içinde. Burada minyatür örnekleri var ama güzel çıkmamış. Bakır rölyef. Bu bakır rölyefi de önce deseni bakır üzerine çiziliyor. Ondan sonra dövme ve kabartma tekniğiyle şekil verilerek panolar, tablolar oluşturuluyor. Şurada bir ayakkabı tamircisi, bir şerbetçi. Çok net değil de fotoğraflar. Gelince göreceksiniz, çok daha güzel. Burada dokumacı kızlar, bir hayat ağacı. Ve atlar. Buğday tarlasındaki atlar. Buradakiler çok güzel ama. Yansıması güzeldi. Işık, şeyde sıkıntı var ya. Yani bakıyorum burada pırıl pırıl duruyor. Yani yanlış bende değil demek. Yok yok, bundan kaynaklanıyor. Evet. Projeksiyondan kaynaklanıyor sıkıntı orada. Artık günümüzde pek yapılmayan, benim el sanatları öğretmenimin ölmesiyle beraber herhalde biten bir teknik.
mumlu kazıma batik. Kumaş üzerine desen çiziliyor. Bir şeye geriliyor. Gerildikten sonra üstüne erimiş mum sürülüyor. Mumun donması bekleniyor. Mum donduktan sonra siyah görünmesini istediğiniz, renkli görünmesini istediğiniz yerleri yazmayan bir tükenmez kalemle kazıyorsunuz, mumları çıkarıyorsunuz. Sonra 2-3 kez boyaya batırarak kurutuyorsunuz ve kağıt arasında kızgın ütüyle mumunu alıyorsunuz ve bunlar ortaya çıkıyor. Aslında çok güzel panolar ama günümüzde nedense artık bu teknikte bir tek sanırım Serdar Bey var mumlu batik yapan. O hala daha kullanıyor bu tekniği. Şu Siemens radyo, benim babamın radyosu, 50'li yıllarda alınmış bir radyo. Biraz önce, yani en başlarda bir Müzeyyen Senar fotoğrafından söz etmişti. O fotoğrafla da bu radyoyla beraber verilmiş. Çünkü Müzeyyen Senar o yıllarda Siemens radyosunun reklamı yapıyormuş. Üzerinde de şöyle yazıyor, Siemens radyosundan aldığım hazzı sizin de almanızı dilerim diye imzalı bir fotoğraf. Bu radyoyla beraber verilen bir fotoğraf. Alttaki bebekler kitle bebekler. Ben bu ana sergi salonu bölümünde 150 kadar bebek sergiliyorum. Bu bebeklerin içinde çubuk bebek olanı var. En ilkel örneği. İki tane tahta çubuğun yan yana gelmesiyle yapılanlar. Bez bebekler var. Çömçe gelinler var. Kitle bebekler var. Dört, bir tane daha olacak, unuttum onu. 4-5 çeşit bebek sergiliyorum. Toplam sayıda 150. Burada gördükleriniz şu 3 bebek de kitre bebek. Geven bitkisinin gövdesinden böyle çok ince kabuklar çıkıyor. O kabukları sıcak su içinde tutup eritiyorsunuz ve tutkal elde ediyorsunuz. Bunların bedenleri telden yapılıyor. Bacakları, kolları, bedeni telden. Üzeri giydiriliyor sonra. Vücut şekli veriliyor. Ve pamukla dolduruluyor. Ve bu bebekler normal iki ayağı üzerinde duran bebekler. Yani bir yere dayanmalarına gerek kalmıyor. Şurada bir Antalya gelini, bir yörük gelini biraz önce anlatmıştım. Anamur'u Antalya, Adana'ya dağılmışlar diye. Şurada Erzincan gelini. Burada da bizim Bademler Köyü'nün yöresel kıyafetleri. Kitle bebeklerin hepsi folklorik bebek. Hepsi yöresel kıyafetli ve aşağı yukarı yörelerle birebir aynı yapmaya çalıştım. Tabii boyutlar ne kadar uygun olabilirse. Bu bir Kapadokya bebeği örneği. Yüzleri yuvarlak şişe kapağından yapılıyor. Bir çoban. Ben bunu Prag'dan almıştım. 1920 yılından kalan bir bebek, bir Mika bebek. Ben tutmaya korkuyorum çünkü artık iyice şeyleri, lastikleri falan gevşemiş. 1920 yılından kalmış. Nereden biliyorsunuz diye sordum. Saç şeklinden dediler. Saç modelinden yılını tespit ediyorlarmış. Bu bir Venedik festival bebeği. Bu Adıyaman bebeği. Adıyaman'dan almıştım ben bu bebeği. Kolları, bacakları, yüzü, başı, her yeri ahşaptan yapılmış bir bebek. Dolayısıyla ahşabı kıvıramadıkları için kolları böyle dümdüz duruyor. Burada bir damat tıraşını temsil ediyorum. Saz çalıyor, davul çalıyor, zurna çalıyor. Damat da oturmuş tıraş olmayı bekliyor. Bu da yine yurt dışından alınan bir bebek. Bu iki bebek örneğinde Trabzon'un zaten kıyafetlerinden de belli.
biri İtem'e, biri Fadime. Kitle bebek bunlardı. Yani benim ehlinin üstünde kitle bebeğim var. Fakat birinin yüzü diğerine kesinlikle benzemiyor. Kendim yapmış olmama rağmen bir bebekten, aynı bebekten bir tane daha yapamıyorum. Hepsi farklı olan bebekler. Gaziantep bebeği. Bu bebeğin de şu iç giysisi kadifeden. Üstü yine benim işlediğim bir önlük ve yanında eşim. Şu arkadaki bebek, boynunda şey var zaten, sizin dediğiniz gibi uzun şey, kolyesi var, karanfil kolyesi, Denizli gelini. Öndeki de Balıkesir Dursun Bey'le bir yörük kadını. Son derece süslü giysileri olan bir yörük kadını. Sivas gelini. Şimdi neden hep gelin gelin diyorum? Özel zamanda bir kitap çıkarılmış. Benim bir arkadaşımın eşi generalde. Onlara hediye edilmiş. Ücretsiz dağıtılmış. O kitapta Türkiye'deki il il almış. Gelin sadece gelinleri vermiş. Oradan aldığım örnekler bunlar, gelinler. Şunlar tamamen boncuktan yapılmış. Böyle işli bir önlüğü olan. Önündeki yıldız çok ilginç. O konuda evet. Bir bilgi var mı? Yok. Ve benim de dikkatimi çekti. Yani beş köşeli değil, artık altı köşeli yıldızlar var. Yani onu bilemedim ben de. Şeyde de kullanılıyor onlar. Kilimde, halıda da kullanılıyor yıldızlar. Manisa Yunt Dağları'ndan bir gelin, bir yörük gelini bu da. Manisa Yunt Dağları'nda yaşadığı için oldukça soğuk bir bölge tabii. Giysileri de ona göre kalın giysiler. Çanakkale'li bir kadın. Odun taşıyan oduncu. Benim çocukluğumda yoktu ama bunu çok dinlemiştim ben. Daha önce evlerde su yokken sakalar karayla su taşırmış eve. Tenekelerle su taşınırmış. Onlara da saka denirmiş. Bu da saka. Ama ben hiç görmedim bunu. Bu yoğurtçu yine benim çocukluğumda yoğurtçular geçerdi. Bellerinde de zilleri olurdu. Zillerini çalardan yoğurtçu demese bile anlardık yoğurtçunun geldiğini. Çok eski bir palyaço. Bunlar çömçe gelinler. İklimin kurak olduğu zamanlarda yağmur yağdırmak amacıyla yapılan bebekler bunlar. Çömçe bildiğiniz gibi tahta kaşık. Tahta kaşığı şu dış kısmına kumaşı koyuyorsunuz. Arkayı da pamukla doldurup baş şekli veriliyor. Vücudu zaten tahta kaşığın şu içinde tabii görünmüyor. Sapı vücudunu oluşturuyor. Ve üstünü giydiriyorsunuz. Saçlar takıyorsunuz. Makyajını yapın. Çocuklar bunlar ellerinde gezdirilermiş. Çömçe gelin geldi. Çömçe gelin geldi. Yağmur yağsın diye. Dolaşırlarmış. Sanırım Güneydoğu Anadolu'ya özgü bir özellik. Şurada Çomak'ta Milas kadını. Çomak'ta var mıdır giden? Bu normal hayatta da öyle geziyorlar. Normal çiçekli geziyorlar. Takılır böyle. Şimdi onu söyleyecektim. Bu Milas'a giderken Çomak Dağı diye bir bölge var Milas'a gelmezden önce. Değil mi? Bayağı önce. Milas'a gelmeden önce. Milas'a gelmeden önce. Üç tane dağ köyü var orada. Üç dağ köyünde yaşayan yörükler ve kendi içlerinde izole olmuşlar. Ve gelenek göreneklerini hala koruyorlar. Ve sizin de dediğiniz gibi günlük hayatta da kadınlar böyle geziyor. Ve başlarına mutlaka
mevsimine göre çiçek taşıyorlar. Orada da yine tabii kolonya, parfüm olmadan önce güzel kokmak için kullanılan çiçekler. Onun yanındaki afyon bebeği. Şu da Tunceli bebeği. Ama Tunceli'de ben böyle giyindiklerini görmedim. Yok öyle bir cümlesi. Artık yok, kitaptan aldım ben bunu. Ama bu da böyle. Eskiden vardı hocam. Var mıydı? Hayır, sultana baktım göremedim. Yok, sultan dışarı çıktı. Tamam. Vardı yani, böyle tamam. Bir şey vardı eskiden. Şallar çok giyilir. Altı şallar zaten. Üstte böyle örtü. Ama böyle dişli örtü değil. Kumaştan hazen, basma. Ondan böyle bağlar vardı. Evet, yani böyle çok özel bir şeydi. Yoktu. Evet. Özel kıyafet olabilir. Yani yok yoksul bir bölge. Bunu şeye basmışlar. Erişi yoktu. Büyük pullara basmışlar. Pul diye hazırlamışlar. Pardon, pullar. Şöyle bir şey diyeyim. Bizim o tarafta çok el işi yok böyle. Kalemce. Onun için ben olacağını sanmıyorum. Evet. Peki yanlış yazıldı. Başlamış yavaş yavaş yapılmaya. Evet. Yok, öyle sanmıyorum. Böyle evet. Bir örtü sanmıyorum. Ama kumaştan bağlı. Ama örtüsünü ben biraz abarttım. Yani örtüyü ben abarttım. Örtü. Hiç nakış yok diyorsunuz. Yok. O zaman çıkarayım ben onları. Onu bir kumaştan yapalım. Kumaştan yapayım. Evet. Burada da kına gecesi. Eğlence yapıyorlar. Gelin hanıma kına yakacaklar. Burada bir kahve için. Bu bebek yine Venedik Festival bebeği. Bu bebek de çok eski bir Alman bebek. Ve benim bebeklerimin içinde en ağır olanı bu bebek zaten. Yani tuttuğunuz zaman ağırlığını hissediyorsunuz. Ama bir eli, tabii ben bunu el giysisi kötüydü, değiştirdim, kendim giysisini gitti. Fakat şu eli yok. Bir şekilde onu da aldım, ne zaman giysilerini değiştireceğim, dikeceğim, o zaman gördüm. Bir eli olmayan bir bebek. Ama çok eski ve çok güzel bir yüzü olan bebek. Bunun Fransız olduğunu biliyorum da bunun ne olduğunu bilemedim. Yani hangi ülkeden alınıp geldiğini. Bunlar Fransa'da ve Almanya'da, daha doğrusu Avrupa'da zengin çocuklarının oynadığı bebeklermiş bunlar. Yani yoksulların alma şansı yok ama zenginlerin çocukları böyle bebekle oynuyormuş. Yalnız çok özel yapılmış bu bebek. Bütün şu boynundaki izler, damarlar, yüzü de bir de çok anlamlı bakan bir bebek. Bu da bir gelin bebek. Ama üstündeki şu örtüyü ben taktım gelin olduğu için. Aslında o örtüsü yok. Kültür zeminle alakalıdır. O zemin milletin seciyesidir. Mustafa Kemal Atatürk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ayrıca size teşekkür ediyorum. Bülent Bey'in bir şey diyecekti Bülent Bey. Buyurun Bülent Bey. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Geldiğiniz için. Evet. Çok değerli hemşehrilerim, değerli uğurlar, sayın başkanlar, hanımefendiler. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun. Ben Hatice Hanım'ın bu gösterisi ve konuşmasıyla teşekkür ediyorum. Umarım bunlar çoğalır. Ana evleri belki ileride bir kent belleğine dönüşür. Hatice Hanım kabul ederse belki
Manata bulvarındaki yeri o kent belleği içinde bir yere koyabiliriz. Öyle. Bana Büyükşehir Belediyesi teklif etti. Piliştira kent arşivinde bir yer vermek isterler. Fakat Urla'da olduğum için ben elimdekileri, buna benzer şeyleri pek vermek istemedim. Umarım ileride belediye bunu yapar. Güzel de bir yer var bu bizim Arditirlerin evi. Ben son zamanlarımızda almıştım. Şurası. Hı. Onun eski tekel binasıdır o. Büyük bir bahçesi var. Ben oraya bir kent evi, kent arşivi kurulabilir. Hı. Belediyenin bu konuda çalışmaları var. Ben de yardımcı oluyorum. Bir tanesi bu konuda teşekkür ederim. Kendileri çok eski bir Urlalı. 600 yıllık. Ben sanıyordum ki yani biz de böyle eski bir Urlalıyız ama... Siz de eskisiniz ama. Yani birlikler nasıl övülür biliyor musun? Başkasını över sonra kendisi de över. Biz de 700 yıldır falan Urlalıyız. Şimdi aslında yaşadığı yer Sungurlu. Sungur kim? Sungur ve Dündar Beyler. Evet, tarihçiler. Melikşah'ın çocukları. Osmanlı Bey'i kuran ben evleri. Dündar ve Melik'imiz var bizim. İto evlerine doğru. Sungur'u burada Keklik'te de. Değil mi? Keşke bunları araştıran insanlar olsa. Benim diğer teşekkür. Sungurlu var bir tane aramızda. Benim akrabam. Halil Çavuş'un eşi. Bizim Halil. Evet. Benim akrabamsın o zaman. Evet. Bülent Bey, onlar Alaca'dan gelmişler. Benim dedelerim Sungurlu'dan gelmişler. Yani hepsi ama de şeyden. Ama Merkez'in adı Sungur. 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 Sungur Bey'den geliyor. Evet. Öbürü de Dündar Bey. Ben hep öyle kalmış aklımda. Oradan gelip Sungurlu'yu kurdular. Sizin adınız oraya mi? Yerleştiler. Yok. İki Türkmen Bey'in yerleşim yerleri. Hatice abla da amca diyebiliriz. Babasını amca yani. Mesela herkes Sungurlu'da kalıntılar vardır fakat daha kimse pek ilgilenmiyor Sungurlu'da. Şöyle hamamların yerlerine villalar yapıldı maalesef. Camımız yıkıldı. Hayretlerimiz yıkıldı. Bende cami kitabı var. Villa yapıldı. Ve çeşmemiz bizim zabıta hayır bunlara engel olmadı mı? Halil orada. Halil hala Sungurlu'da. İsmini bile koruyamadık. Keklitepe olarak değişti. Evet, çok güzel. İstanbul'lar çok güzel şeyler yaptı. Evet. Urla'ya. Urla yeniden imar ediliyor. Çok medeni şükranız. Yani güzel bir sermaye geldi ama biraz da keşke bunlar kurulabilsin. Maalesef. Mesela ben bir konutları yaparken oranın adı Türbeler. Evet. Yani. Belediyenin çöplüğüydü orası. Ama oradaki türbeleri korudu. Hatta Memdu abinin, rahmetli Memdu abinin evinin içinde duruyor türbe. Ben yapamıyorum. Yani teşekkürüm. Yani Hatice Hanım nasıl eli öpülesi bir insan olduğunu söylemek için söylüyorum. Şimdi ben belediye başkanıyım. Fakat her taraf otomatik telefona geçmiş. Biz hala böyle değirmen telefonlarıyla konuşuyoruz. Ben İzmir'den Urla'yı bağlatıyorum. Karşıma Urfa veya Urla çıkıyor. Yani böyle acayip bir sistem. Urla'da beni 4 defa muhalefette seçti. Kimse yardım etmiyor hükümetten. Ben bunu dedim hükümete söyledim. Bakın dedim bizim karakol binalarımız yok. İşte tek binamız yok. PTT binalarımız yok falan. Dediler ki arsalarını verirsen biz yardımcı oluruz. O zaman daha yeni Polski falan geliyor buraya. Araştırın bakalım dedim bu belediyenin yanındaki tarlalar kimin? O zaman Karla. Karşımıza Hatice abla çıktı. Ana evin ne oldu? Ana evin ne oldu? Şimdi Bülent Baratalıoğlu'lara gelişmemiş eski adı Belediye Caddesi. Öyle İzmir'den girerken. Tek yol. İzmir Caddesi ayrı. Sol taraf Özbek'te Mahmut Bey. Şimdi o şeyler var ya iş merkezi. Kılıç iş merkezi. Özbek'te Mahmut Bey'in yeri bar. Yani hiç bina falan yok. Bu taraf, kamarların yeri boş. Yani Bülent Baratalı bulvarında bir ve heykel var. Plan da şöyle, bulvar geçiyor, bir PTT binası kurulmuş ve arkaya da pazar yeri planlanmış. Fakat pazar yerini almaya çalışıyorum, Hatice Hanım çıkıyor karşıma. Ya,
Efendim, belediye binasına biraz ihtiyaç var, yeni bina yapıyoruz. Yine Hatice Hanım çıkıyor. Bulvar açacağız, Hatice Hanım çıkıyor. PTT binasını yapacağız, Hatice Hanım çıkıyor. Ya kimdir, nedir, bulun bakalım bu hanımefendi falan dedim. Bir hanımefendi belediyeye teşrif etti. Dedim ki bakın, oranın geçmesi için bunların bana ihtiyacı var. Bir sesini çıkarmıyor. Ama dedim paramız yok. Ya biz muhalefet belediyesiyiz. Yani PTT istiyorum, arsasını ver diyorlar, şu olur falan. Dedim ki sana en fazla Kalabak'tan iki tane arsa veririm. Dört. Öyle mi? İki bana, üçük yer alamıyorum. Dört tane verdiniz. Para verdik mi? Para çok az verdiniz ama %25'ini hiç ödemediniz. Sen dua et, şimdi %45 o. Güzellere ortak bir payı geçirmişsin. Çok az almışsın ya, hay Allah. Biraz daha az. Arsının birini vereyim ben size. Şimdi PTT binası öyle yapıldı. Brent Baratalı bunları öyle açıldı. Biz arkaya güzel bir pazar yeri yaptık. Belki hatırlayan vardır. Hakikaten modern bir pazar yeri. Çünkü pazar sokaklarda falan oluyordu. İş merkezi yaptık. Böyle 50 dükkanlık. Galiba yeni yıkıldı. Onun arkasında çok güzel bir düğün salonu yaptık. Çünkü daha önce işte bu yeşil salonu bizim belediyenin de burası. Ama işte böyle bizde düğünler tütün salonu olur. İşte tütün depolarında falan yapılırdı. Orayı yaptık, halka verdik. Onun için ben hakikaten buraya çok büyük katkılarda bulunan Hatice Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Tamam, %25. Bizim mallardan %40 gitti. O sizin yani onların bunu bilmesini istiyorum. Eli öpülesi bir hanımefendi. Müsaade ederseniz ben elinizi öpeyim. Hayır. Ben yerinizi öpüyorum. Bir gönüllü var burada. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Uzun ve sağlıklı bir mutlu yaşam dilerim. Sağ olun. Ben saygılar de aynı şekilde. Evet, benim bugün size anlatacaklarım bu kadar. Atatürk'ü Düşünce Derneği'ne bana bu fırsatı sağladıkları için Sevda Hanım'a teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa buyurun. Ana evinizi gezerken sizin el emeği, aile ve size ait objelerin dışındakilerle ayırt edebilecek miyiz? Tabii zaten ana evini sadece ben açıyorum ve gezdirirken de söylüyorum. Bunlar ailemin, bunlar sonradan alınmış objeler. Zaten o sonradan alınan objelerin de yine geçmişle ilişkisi var. Yani birbirinden çok kopuk şeyler değiller.